Emin Pasarcı, kelepçeli ailenin MHP sevdası. Onu son gördüğümde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kürsünün önünde çığlıklar atıyordu. AK Partili bayan milletvekilleri etrafını çevirmiş, kolundaki kelepçeyi tornavidayla mikrofon demirinden sökmeye çalışıyorlardı. O da çığlıklı direniş sergiliyordu. Sonunda kelepçe mikrofondan sökülüp atıldı. Aylin Nazlı Hakan'ın meclisteki yaklaşık 2 saat süren kelepçeli eylemi sona erdi. Bu iki saatlik eylem meclise yaklaşık 4-5 saat kaybettirdi. Türkiye'ye şaşı bakan yabancı basın tarafından da ülkemiz aleyhine alabildiğine kullanıldı başka da bir işe yaramadı. Tabii Nazlı Akay'ı partilerinden ihraç eden CHP'liler vay be diyerek hayıflanmış olabilirler. Belki de biz o kadar çalıştık, çabaladık, kanın bir kelepçe eylemiyle bütün yaptıklarımızı geride bıraktı diye dertlenmişlerdir. O ayrı bir tartışma konusu. İster inanın ister inanmayın. Aylin Nazlı Aka şimdi o kelepçeyi koluna MHP'liler için taktığını söylüyor. Nazlı Aka'nın ifadeleri aynen şöyle. Birçok MHP seçmeni beni aradı. Biz cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Bu rejim değişikliği ülkemizin üniter yapısını bozacak. MHP milletvekillerine hayır oyu verin diyoruz ama dinletemiyoruz. Lütfen sesimiz olun dediler. Aylin Nazlak'a devam ediyor. Ben de kürsüye kendimi kelepçeleyip MHP Genel Başkanı'na ve milletvekillerine evet derseniz tarihe kara bir leke olarak geçersiniz. Hayır derseniz tarih yazarsınız dedim. Şaka gibi. CHP milletvekilliği döneminde bu ülkeye savaş açan, bölücü sol unsurlarla aynı eylemler içinde boy gösteren Nazlaka, MHP'ye üniter devlet dersi vermeye kalkmış. Onlara Evet derseniz, tarihe kara bir leke olarak geçersiniz diyecek kadar da haddi aşmış. Densizlik dedikleri böyle bir şey olsa gerek. Nazlı Aka hem MHP'yi hiç tanımıyor ve bilmiyor hem de herhalde ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Bir taraftan MHP'liler adına bir eylem gerçekleştirdiğini söylerken farkında olmadan onlara hakaret de ediyor. Hareketin manevi lideri Alparslan Türkeş'in hatırasını ayaklar altına alıyor. Belli ki okumamış araştırmamış. Ona Alparslan Türkeş'i anlatan da olmamış. Yoksa başkanlık sistemine geçişe evet denilmesini kara bir leke olarak değerlendiremezdi. Alparslan Türkeş başkanlık sistemini Türkiye'nin kurtuluş reçetesi olarak görürdü. Her fırsatta da gençlere anlatırdı. Bu bir. Sadece anlatmakla kalmadı, bunu defalarca yazdı. Mesela altında imzası bulunan Temel Görüşler isimli kitapta aynen şu ifadeler yer alır. Çağımız kuvvetli, adil ve hızlı icra çağıdır. Türk milleti dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde bunu uyguladı. Bu icra gücünün tek elde toplanmasıyla mümkün. Tarih ve töremize uygun olarak başkanlık sistemini savunuyoruz. Bu iki. Mesela 1970'li yıllarda ülkücüler geniş bir kampanya başlattılar, ekipler oluşturuldu, cadde ve sokaklara dağ taşa şu slogan yazıldı. Tek meclis, tek başkan. Bu da üç. İşte bizim en büyük sıkıntımız bilmiyoruz ama bilmediğimizi de bilmiyoruz. Okumuyoruz, araştırmıyoruz. Maalesef milletvekili seçip parlamentoya giren isimlerin bazıları bile bu durumda. Yaşadığımız en son örnekte Aylin nazlak. MHP'yi bilmiyor, tanımıyor ama MHP'lilerin sözcülüğüne soyunduğunu söyleyebiliyor. Nazlı Akar yola çıkarak şunları söylemek mümkün. Mesela bu ülkede Atatürk'ün hiç tanımayanlar onun adına ahkam kesip Atatürkçü geçiniyor. Hayatında bir tek fidan dikmeyen insanlar çevreciyim diye ortaya çıkabiliyor. Bunların içinde domatesi ağaçta yetişir sananlar bile var. Ayrıca ömrü boyunca onlara bir dilim ekmek vermeyen kitleler iş istismara geldiğinde hayvan hakları savunuculuğuna soyunabiliyor. Algı operasyonları, şovlar, gerçeklerin çarpıtılması ve garipliklerle geçiyor günlerimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip referandum yoluna giren anayasa değişikliği teklifiyle ilgili bazı çevrelerin ortaya koyduğu tavır ve davranışlara da bu gözle bakmak lazım. Emin Pazarcı akşam